ediyoruz. Doçent Doktor Gamze Şenbursa ile iyi fikire devam ediyoruz. Çocuklarda uyku, kabızlık ve ateş gibi sorunların manuel terapiyle tedavi yöntemleri, yardımcı doçent doktor Gamze Şenbursa'nın uygulamalarıyla iyi fikirde. He ondan. Ben de dedim topuklu giymemiş Gamze. Yani boy kısa sanılmasın, boyu uzun, ben fazla topuklu giydim bugün. Gamze için neler yapıyoruz? Valla neler yapıyoruz? Ben bir sürü şey getirdim bugün. Her şeyi yapalım. Bir sürü şey getirdim ama ne kadarını yapabiliriz bilmiyorum. Çocuklarla ilgili bazı şeyler getirdim. Yetişkinlerle ilgili hastalık durumunda işte ateş durumu, bağırsak problemi, fazla ağlayan çocuklar, migren, menstruasyon gibi ben bir sürü bir şey getirdim. Eyvah, ama bir hemen yerden yapalım. Başlayalım. Hadi. Ateşten başlayalım çünkü kış aylarını artık bugün hele evet. Yağmur felaketti. Önce biz ağlamadan başlayalım dedim. Öyle çok ağlayan çocuklarda nasıl uygulama yaparız? Nerelere uyarmamız gerekir? Tamam, çocuğu bebek ağlıyor, ne için yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi burayı alabiliyoruz değil mi? Alıyoruz. Dursun mu böyle biraz daha öne? Tamam. Alıyoruz. Tamam. Şimdi burada 3 tane resmimiz var. Evet. Geçen haftalarda hatırlayan olursa ne demiştik? Burası hormonal bölgemiz demiştik. İzleyen seyircilerimizden hatırlayanlar varsa. Şimdi bu bölgelere uygulama yapacağız. Bakın şu ikinci resimden bahsediyorum. Nasıl uygulama yapacağız? Çene bölgesi ve alın bölgesinden bahsediyoruz. Parmaklarımızı çocuğun şu kısmına yerleştiriyoruz. Tam dudağın ortasından aşağıya doğru bir hat çiziyoruz. Bir de ağlayan çocuğa. Evet, gülümseme çizgisi arasında bir hat çiziyoruz. Bu bölgeye yatay olarak çekmeler yapıyoruz. Yatay olarak çekiyoruz. Evet. Yana doğru. Çocuk ağlarken izin verecek mi bize bunu? Yani verir diye tahmin ediyorum. Çünkü daha yeni doğan, hani daha ufak bebeklerde bahsediyoruz biz şahane. Bunu. Şahane, tamam. Aynı çekmeleri diğer tarafa da yapıyoruz. Ve 7 tane her bölgeye çekme yapıyoruz. 7 tane. Evet, o sırada ağlaması mı duracak yoksa genelde çocuğun mi? Çocuğun sakinleşmesi için yapıyoruz aslında bunu. Evet, çünkü hormonal dengelemedir bu aynı zamanda. Bir de alın bölgesi var. Aynı şeyi alında yapıyoruz. Tam alnın ortasını düşünün. Yukarı aşağıya doğru. Sıvazlama şeklinde de yapabilirsiniz. İlla düzgün çekmeler yapmanız önemli değil. Sadece bu bölgelerin ciddi anlamda uyarılması lazım. O yüzden çekme en güzel şekilde uyaran durum. Bebek sakinleşecek ve evet. Ağlaması azalacak. Evet. Çok fazla ağlayan bebekler vardır ya özellikle onlar için. Ama genellikle bebekler hani gaza olunca çok ağlarlar evet. Mesela. O, onda etkili olacak mı onda da? Evet hepsinde etkili olacak ama gaz için de artı bir şey. Daha söyleyeceğiz. Asıl onu söyle. Tabii, onu da söyleyeceğiz. Hepsini getirdim. Tamam. Hazır buna başlamışken bitirelim bence. Tamam. İki tane de bakın kulağın altında ve üstünde bölge var. Görünüyor buradan zaten. Evet. Bu bölgelere 8 tane daire yapıyoruz. Bakın çocuğu uyutmak için de bunu yapabilirsiniz. Bu bölgeler çok güzel bir şekilde çocuğu sakinleştirir. Aynı şekilde alt kısmına da yapıyoruz. Altına. Aynı. Bu bize de yarar mı acaba? Tabii. Özellikle uykusuzluk çeken kişiler kulak yanlarını sıvazlayabilirler. Gerçekten psikolojik mi? Çok nazar olabilir senin kendini çok. Yukarı aşağıya sıvazlama da aynı şekilde çocuğu sakinleştirir. Yemin ediyorum esnemeye başlıyorum. Bak vallahi bizi de biz hoca bizi gitmeden de okusaydı. Ayşe bizi esnedi. Hayır herkes stüdyo şerefimle sen de gördüm. Esnedin sanki. Bizi de uyutuyor o zaman bu. Evet, yapmayın. Ama uykusuzluk çekenler için de güzel bir şey. Ay şimdi bizi izleyenlerin hepsi uyuyacak Gamze sağ ol yani. Herkes yapıyor herkes tamam, konuyu değiştiriyorum o zaman. Peki tamam. En son bitirelim. Evet. İki tane daha bölgemiz var. Tam alnın üst saç çizgisinin olduğu bölge. Şöyle. Ve iki kaşın arasındaki bölge. Çok karışık gelmiyor değil mi? Şu bonbonları koyabiliriz gene eğer karışık geliyorsa. Ben koyayım sana bonbonları. Bana mı koyacaksın? koy bana fark etmez. Evet. Nereye? Dur. Bu neydi en son şu an yapacağımız? Şu anda yapacağımız bunların hepsi yine çocuğun ağlayan çocuk için. Ağlayan çocuk evet. için. Evet. Bir bölgemiz burası. Çok yakıştı bu arada. Evet. Bir bölgemiz de burası.
Şimdi bu bölgeden buradan böyle böyle mi yapacağız? Aşağı doğru mu, yukarı doğru? Yok, buralara bastırıyoruz. Bastırıyoruz sadece. Evet. 40 saniye kadar basılı tutabilirsiniz. Çocuğun buralarına basıyoruz. Evet, bastırıyoruz. Tek tek bastırıyoruz. Tek tek. Evet. Böyle bir. Zaten uyardığımız bölge neresiydi? Çene bölgesi. Çene, alın bölgesi. Kulak. Kulak yanları ve alındaki iki bölge. Tamam. Bunları yaptık. Bunları bu ağlayan yaptık. Çocuk. Şimdi sırada. Sonrasında uyku problemi var. Uyku problemini geçelim. Geçelim. Bağırsağı anlatalım biz. Tamam. Bağırsak bölgesi şu gülümseme çizgisinin tam üstündeki kısım. Daha önce bunu konuşmuştuk yetişkinlerde de, çocukta da tabii ki değişmiyor. Bu bölge ve kulağa doğru giden elmacık kemiğinin altında kalan yaygın alan da aynı şekilde bağırsak çalışması için kullandığımız bölge. Gülümseme çizgisi ve yana doğru olan bölge. Buraya bir kişi alsak aslında üzerinde göstersem daha kolay olabilir. Kim mi? Kim gelecek? Ağrılı Osman'ı özlemiştik değil mi? Ağrılı Osman geliyor. Peki. Bu memleket olarak değil. Her yeri ağrıyor Osman'ın. Osman bir başımız portre diyelim aslında. Bir örnek. Evet. Evet tabii bebek anlatıyoruz ama şu anda eğmeni getirseydik Osman da bebek keşke. Gibi saçlar daha yok kolay ya. Olurdu. Vallahi. Evet. Söylediğimiz bölge, birinci bölgemiz neresiydi? Gülümseme çizgisinin üzeri. Evet. Diğer bölgede buradan başlayıp kulağa doğru giden ve çeneyi içine alan hat. Yani şu üçgen bölgeden bahsediyoruz. Ne yapacağız? Çekme yapıyoruz demiştik. Elimizi çekiyoruz. Yukarı aşağıya, aşağıdaki elimiz aşağıya gidiyor, yukarıdaki elimiz yukarıya gidiyor. Çok basit. Televizyonların yeni açanlar için aslında biz Osman üzerinde gösteriyoruz. Aslında çocuklarla evet. Yapacağız bunu ona göre. Evet. Farz edin ki Osman bebek. Yetişkinlerde de işe yarar. Sadece çocukta diyemeyiz. Tabii yetişkinde de işe yarar. Bunda ne yapacağız? Yetişkinlerde ne işe yarıyor bu şimdi? Aynı şekilde. Bağırsak fonksiyonunun artılması, kabızlık durumunda, karın ağrısı, bağırsak ağrısı, gaz durumunda bunu çok rahat bir şekilde kullanabiliriz. Çocuklarda gaz durumunda veya bizde gaz durumunda evet. Ne yapıyoruz? Gülümseme çizgisini. Gülümseme çizgisi. Şöyle bir gülümsersen buradaki çizgi zaten sağ çok ol, net teşekkür gözüküyor. Teşekkür ederim. Hepimizde. Hepimizde sabit. Evet. Evet yukarı aşağıya doğru. Böyle. İyice bağırsak bölgesini uyarıyoruz. Bu kırışıklığa da iyi geliyor mu acaba? Kırışıklığa da iyi geliyor ama onu daha farklı yapıyoruz. Onu daha sonra konuşuruz. Tamam. Peki. Ve diğer bölgeye. Alanı tek tek tarıyoruz. Buradan başladık. Elmacık kemiğinin üstüne hiç çıkmıyoruz. Bütün bölgeyi uyararak kulağa doğru gidiyoruz. Burada bu da gaz ne kadar problemi. Çok evet evet hepsi bağırsak için. Burada ne kadar çekme yapacağınız ya da ne kadar süre harcayacağınız size kalmış. Çocuklarda ben genelde 7 çekmenin üzerinde çok fazla yapmayı tercih etmiyorum. 7. Bir hat üzerinde 7 çekme. Diğer tarafa da yine aynı şekilde gidiyoruz. Bu birinci aşamamız bağırsakla alakalı. Evet. Şimdi buraları uyardık. Bundan evet. Sonra ne yapacağız? Yine şuraya gelelim. Burada duymuyorum. Kulaklıkta sıkıntı var söyleyeyim de. Buraya gelelim. Osman'cığım teşekkür ediyoruz. Seni yolluyoruz. Sevgilerimizi yolluyoruz. Görüşürüz. Hayırlı cumalar Osman'cığım. Çok mersi. Evet. Senin üzerinde devam edelim mi gene bölgelere? Ben de bebek gibiyim. Evet. Peki. Ne bağırsakla ilgili. Bağırsak, yine gaz ikinci problemi. Uyarıyı nasıl yaparız? Onu göstereceğiz. Tam burnumuzun şu yanakla. Ayşem gel buraya aslında. Gel. Ayşem bir dakika. Mantıları yaptı duruyor. Ayşem de yapacağız. Ayşem senin de çocukların var. Evet. Çocuğun gazı oldu. Bak ne yapacaksın şimdi. Gerçekten çok etkili bu yöntemler. Evet. Hani çok basit bir nokta gibi gözükmesine rağmen düzenli olarak yaptığınızda çocuğun ne kadar rahatladığını net bir şekilde göreceksin. Evet, evet. Dün Murat Topoğlu vardı. O da bunlarla çok güzel örnekler verdi. Bazı bölgelerimiz var. Gerçekten evet. Kullanmamız gerekiyor yani. Yansıyan bölgeler yansıyan diyoruz bölgeler. Biz bunlara. Şimdi devam ediyorum o zaman. Tekrar aynı yerlerden başladık. İki tane noktamız burada var. Tam burnun yanakla birleştiği yer diyebiliriz aslında. Diğeri tam dudak üstü, bir diğeri de tam çene üstü. Şimdi bu bölgelere ne yapacağız? Bu bölgelere tek tek 40 saniye basınç yapıyoruz. 40 saniye basınç. Evet, sadece bastırıyoruz bu bölgelerin üzerine. Bastırdık 40 saniye,
Bastırdık 40 saniye. Tamam mı? Tamam. Bir şey daha gaz yapabiliriz. Gaz problemi için yapıyoruz evet. bunu. Çocuklarda gaz, da büyüklerde kabızlık. De. Evet. Ve bir bölge daha var. Tam burun kanatlarının yan tarafı. Bunu iki elimize aynı anda koyuyoruz. Evet. 8 tane daire çiziyoruz. Burun bu kanatlarının yanına 8 tane daire çiziyoruz. Burada böyle. Önemli olan şey lütfen burnu kapatmayın bu şekilde. Heh. Çocuk nefes alamazsa yaygarayı koparır. O yüzden burunla çalışırken burnun kanatlarının yan tarafına koyuyoruz elimizi. Bir tane direk uygulama var. Onu gösterelim evet. bağırsak üzerine. Gene o zaman sizi yatağa görünce bir gözler Ayşem, açılıyor. Sen yat ben mantıyı açacağım tamam mı? Rolleri değişelim. Evet. Bu yetişkinlerin kullanacağı bir şey aslında. Kırışık anlatıyorum şu anda. Aa kırışık. Evet. Ha, bak Ayşem şimdi, kırışık. Hayır karışık anlatıyorum. Ha, karışık. Çocuklarda, çocukta siz çocuğunuza yapabilirsiniz ya da kendi kendinize bu uygulamayı yapabilirsiniz sürekli bağırsakla ilgili sıkıntınız varsa. Evet. Şimdi şuradaki çıkıntılı kemiklerimizi herkes bir dokunsun şu çıkıntılı kemiklere, ön kısımdakilere. Evet, bu kemiklerin hemen üstüne elimizi şu şekilde yerleştiriyoruz. Üstüne yerleştiriyoruz. Evet. Evet. Avucumuzu tam karnımızı kavrayacak şekilde yerleştirdik. Yani bağırsaklarımızı tuttuk aslında şu anda biz. Bağırsaklarımızı tutuyoruz şu evet. an. Evet. Kapatın elinizi. Şöyle su içer gibi hani evet. Tam kapatmayın. Tam temas etsin. Tamam. Şimdi ellerimizi yukarıya doğru çekerken bir yandan nefes alıyoruz. Al nefes. Çekmeye Ayşe. Devam ederken hala nefes veriyoruz. Hala çekiyoruz. Elimizi bırakmış değiliz. Nefes. Devam ediyoruz. Evet, ekran başındakiler de şu anda bizimle beraber yapsınlar. Hemen hissedecekler farkı. Evet. Bu ne işe yarayacaktı? Bağırsağın hareketliliği bağırsağımızı için. Bağırsağımızı hareket ettiriyoruz. Evet. Ama sen yanlış yapıyorsun. Yanlış yapıyorum. Çünkü benimki hareket etmiyor o yüzden. Yatar pozisyonda olmak daha iyi. Şimdi tamam. ben görüntüyü etkilemesinde dizleri bükmedim. Dizleri bükerseniz evet. karnınızı daha rahat kavrarsınız tabii ki. Şimdilik indirelim biz engellemeyelim. Dizlerimiz bükülü bir şekilde karnımızı tutuyoruz. Karnımızı yukarıya çekerken nefes alıp vermeye devam ediyoruz. 8-10 nefesten sonra en son nefesi verdiğimizde bir anda bırakıyoruz. Bu kabızlık problemine iyi gelecek evet, mi? Evet, kabızlık problemi ve şeyin hareketliliği, bağırsağın hareketliliği için yaptığımız şeylerden. Peki sen bir iki hareket daha göster, ben de kulaklığa baktırayım tamam, bu arada. Tamam, tamam. Onun haricinde... Çocuklarda zaten çok fazla yapılan bir şeydir. Karnın ovalanması, karnı ağrıyan. Ben hatırlıyorum babaannem bana her zaman yapardı. Karnımızı sağdan sola doğru bu şekilde ovalamak da aynı şekilde bağırsağın yine hareketliliğini de artıran şeylerden evet. bir tanesi. Peki bağırsakla ilgili kısım bu kadar. Kalkıyor mu? Siz hazır kalkın. Yatıyorken bence devam edelim. Ayşem teşekkür ediyoruz. Kalk hadi mantıya gel. Vallahi teşekkür ediyorum. Sağ ol Ayşem yardımların için. Mantı da oluyor değil mi bu arada evet, yani? Evet. Burada seni oyaladım diye sonra suçlama beni. Az sonra mantımızı da göreceğiz hanımlar beyler. Şimdi Gamze ile devam ediyoruz. Doçent Doktor Gamze Şenbursa. Ateşe geçelim o zaman. Aa evet. Tam ateş zamanı. Şimdi... sen de işaretleyeceğim o zaman. Tabii işaret gene. Tamam ne yapayım? Mecburen. Ne yapayım kabul ediyorum. Ateşle önemli. Evet. Bölgelere yine koyuyoruz. Alnın ortası, evet. iki kaşın ortası, gözlerin hemen altı çok yakışıyor bu evet. arada. Çok mersi. Hiç teşekkür ilk kez ediyorum. Bu bonbonların bu kadar yakıştığı birini gördüm. Eymen'in doğum gününde yapacağım bu bonbonları. Evet. Evet. Ama düştü. Şimdi çocuklardaki ateş. Ateşte ne evet. yapacağımız yine? Hangi bölgelerde çalışacağız? Baskı mı yapacağız bunun? Evet. Arada? Şimdi burada bonbonlarımızın bir kısmının yapışkanı gitmiş. Peki bayağı 38 derece ateşte 38 tabii, derece. Tabii. Hı. Yapabiliriz. Yapabiliriz. Evet. Şu çenenin ucu. Bakın iki kaşın arası, evet. çenenin ucu, göz altları ve elmacık kemiğinin altı Hı. aynı hizadan. Şimdi ne yapıyoruz? Sen böyle ne dururken yapıyorsun? Ben de uygulamayı göstereyim. Göster. 40 saniye, pardon. Burada 8 tane daire yapıyoruz iki kaşın arasında.
göz altında 8 tane daire yapıyoruz. Daire baskı değil yani, evet. Öyle şey yok. Daireli. Heh, baskılar tamam. Biraz sonra. Tamam. 3 farklı şey gösteriyoruz. Buralarda daire. Burada daire. Elmacık kemiklerinin altı da daire. Çenenin ucu da 8 daire. Bunları yaptıktan sonra. 8'er tane. Evet. Tamam. 8'er tane daire tamam. Yapıyoruz. 10 da yapabilirsiniz. İlla 8 olacak diye bir şey yok. Tamam. Bunları yaptıktan sonra ikinci bölgelerimize geçelim. Yine Allah. Uyarmamız gereken bölgelerden evet. Bir tanesi burun üstü ve elmacık kemiklerin üstü. Burun üstü, elmacık kemiklerin evet, üstü. Bu dur, gösterelim. Şimdi ne yapıyoruz? Çekme yapıyoruz demiştik. Çekme. Çok basit. İki elimizi yan yana koyuyoruz. Yana doğru açıyoruz. İyice öyle. Bu bölgenin uyarıldığını hissediyoruz. Ve diğer tarafa yine çocuklar aynı şekilde çekme. Çocuklar bunu sevebilir aslında. Masaj gibi çocuklar gelecek. Çocuklar bunu çok seviyorlar. Evet. Çünkü benim beraber çalıştığım çocuklar da var. Gelip önüne yatıyorlar annelerin. Lütfen bana yap diye. Çocuk... rahatlamayı çok net bir şekilde hissediyor. Alıyor annenin elini, karnına koyuyor. Gel bunu yap diye. Hmm. Dolayısıyla çocuklarınız bir müddet sonra bağımlı olup sizi yönlendirmeye başlayabilir. Her gün masaj isterlermiş. Aynı şekilde yaparız. Burnun üstünü de yapıyoruz. Bu da ateş mi için? Bu da tamam. Ateş için. Hala ateşe devam ediyoruz. Tamam. En son basınç yapacağımız 3 noktamız var. Göstereyim mi? Göster tabii ki, tabii ki. Kulağın üstü. Ama burada saçtan yapışmıyor. Yapma, şu resmi yakın alma şansımız var mı? Şurası. En azından bu resimden gösterelim. Dur şöyle yap. Kulağın üstü, ortası ve alt ucu. Bakın şu resimden bahsediyoruz. Kulağın üstü, ortası, alt ucu. Tek tek bu bölgelere 40 saniye basınç uygulaması basınç. Yapıyoruz. Evet, bastırıyoruz, bastırıyoruz sadece. Ateşi bir daha tekrarlayalım bir evet. Tam kafaya otursun. 3 tane şey gösterdik ateş için. 1. 2 kaşın arası 8 daire, göz altı 8 daire, elmacık kemiği alt 8 daire, çene 8 daire. İkinci bölge. Elmacık kemiği üstü ve burun üstüne ne yapıyorduk? 7'şer tane çekme yapıyorduk evet. Bu bölgelerin uyarılması için. Ve en son olarak kulak kenarı. Kulağın hizası. Hizası. Evet. Tam kulağın çukurluğu zaten hissedersiniz koyduğunuzda. Buralara 40'ar saniye tek tek basınç uygulaması basınç yapıyoruz. Basınç uyguracağız. Peki bunlardan yani hepsi değil değil mi? Bir tanesini seçip de yapabiliriz ateş. Hepsi yapılırsa daha iyi olur. Daha çünkü etkili bunlar olur. Farklı bölgelerdir ve farklı çalışmalardır. Şu dolayısıyla an, üçünü beraber yaparsak çok daha etkili olur. Şu an o zaman cep telefonlarınızı alın hanımlar, beyler de dahil olmak üzere. Cep telefonlarınızı alın. Şu görüntüyü bir çekin. Altı yazalım. Şu görüntüyü bir fotoğraflayın telefonunuza. Dur ben hatta aradan kaçalım. Sürekli bütün telefonunuza ben olmayayım. Bunu, bu üç hareketi, basınç, bir dakika ilk bu neydi? Önce bu. Yuvarlak çiziyoruz. Yuvarlak çiziyoruz bunda. Evet. İkincide çekme yapıyoruz. Çekme. Yana doğru elmacık kemiği üstü ve burun üstüne. Üçüncüde 40 saniye tek tek basınç uygulaması çocukların yapıyoruz. Ateş anında yapılacağı şeylerden bir tanesi evet. Bu. Öksürüğü evet. De söyleyelim mi? Öksürüğe hazır, geçiyoruz. Hazır gelmişken yeri. Bağırsakla öksürük birbiriyle yakın yansıyan alanlara sahiptir. Dolayısıyla iki şey sabit burada. Birincisi burun kenarlarını demiştik ya 8 daire yapacağız diye. 8 daireye burun kenarlarında yapıyoruz. Öksürükte. Evet, tamam. Öksürükte. 8 daire yapıyoruz. İkincisi, az önce yine söylediğimiz gülümseme çizgisi üzeri ve yana doğru giden geniş alana çekmeler yapıyorduk. Bu da yine öksürük için de aynı şekilde kabızlık gibi. Evet. Bunu da yapıyoruz. Birazcık bölgeler, uyaracağımız bölgeler fazla burada. Gösterelim. İşaretlesek mi diye evet. Düşünüyorum. Çok şimdi reklama geçeceğim için bunu bir yakın çekelim bunu da. Evet. Bu da öksürük için. Az sonra bunun detaylarıyla sizlerle birlikte olacağız. Mantığımızın son halini göreceğiz ama şimdi reklamlar. Sonra buradayız. Gayet çok az bir tane daha bir tane. Muhteşem yapmışım. Geliyorum hemen.
Çok fazla vaktim yok ondan dolayı. Gamze, hemen tekrar ötürük yerlerimi. Evet. Tamam. Şimdi ben reklam arasını hazırladım çünkü çok fazla vaktimiz yok. Şöyle hafif dön, tek taraflı olarak hazırladım. İki kaşın arası noktalardan bir tanesi. Burnun çıkıntılı bölgesinin yanı. Evet. İkinci bölge. Burun kanadının üstü. Diğer bölge. Gene göz çukurunun altı. Diğer bölge. Elmacık kemiği altı. Bunları zaten daha önce de kullanmıştık. Oradan hatırlayın. Burun kanadından dümdüz aşağı iniyorsunuz. Çenenin olduğu bölge. Ne yapacağız oraya? Basınç mı? Basınç yapacağız. Basınç tek tek. Bunlar iki taraflı. Öksürük için. Aynı şeyler sağ tarafta da var. Sadece tek taraf işaretledik. Kulağın alt ucu ve ortası. Bu bölgelerin bir kısmını konuştuk zaten. Şahanesi. Bu bölgeleri 40'ar saniye basınç uyguluyoruz. Tamam. Devam edeceğiz gelecek hafta. Çok teşekkürler. Tamam. Seni pomponlarla uğurluyorum. Teşekkür ederim.